Cüce açtığımız günden beri giriş cümlemi yapıyorum. Cücelerle ilgili hikayeler anlatıyoruz. İşte neydi? Cücelerin yaratılışları, cücelerin nereden geldiğine dair böyle küçük bir anlatım yaptık. Ve şu anki oynadığım karakter olan Paladin'le alakalı, ışığın Warrior'lara nasıl geçtiği ve nasıl Paladin'liğin doğduğuyla alakalı anlatımlar yaptık. Ve cücelerle ilgili hani genel bilgiler vermeye devam edelim dedik Eda'yla, böyle bir karar aldık. Hatta dünkü yayınımızda internetimiz kopana kadar siz izleyicilerimize sorduk. Yani yarınki yayında duymak istediğiniz ya da hakkında bilgi edinmek istediğiniz cüce var mıdır diye. Çünkü cüce özelinde bir anlatım yapacağız dedik. Sizler de söylediniz. Özellikle Oğuzhan çok söyledi. İşte Magni, Muradin, Şubu falan gibi. Zaten hani bariz onlar anlatılacak kesin ama ekledikleri var, çıkardıkları vardı. Ve sizlerin de söyledikleri var idi. Şimdi şöyle klasik yaz klasik gel klasik klasik expansion'dayız. Klasik expansion'ın malum birçoğunuz biliyor, belki bilmeyenler vardır. Meşhur raid'leri var. Ne o? Molten Core, işte Blackwing Lair, Onyxia gibi hani hikaye derinliği çok olan bazı raid'ler var. 3 tanesini saydım değil mi? 3 tane raid saydım. Bu raid'leri hani background'ındaki, yani arka tarafındaki hikayede ağırlıklı olarak cüceler yatıyor arkadaşlar. Neden cüceler yatıyor? Özellikle size YouTube özelinde bir video yapacağım. Sadece YouTube'la alakalı. Yani YouTube'a atacağım. Yani yayında yapmayacağım bir anlatım olacak. Black Rock Mountain'ın doğuşu cücelere dayanıyor. O yüzden cüceler aslında, yani sadece klasik için değil tabii ki ama klasik expansion'da, yani Vanilla'dan önce hikayede çok yer kaplamaktaydı arkadaşlar. Bu nedenle cüce açmıştık zaten. Cüceleri bu nedenle seviyorduk. Bu nedenle hayrandık falan filan. Sizlere bugün Magni Bronzebred, Muradin Bronzebred, Bran Bronzebred, More Tarisyan, Kurdran Wildhammer, Fajdat Wildhammer ve Dagran Tarisyan ağırlığında, tabi diğer isimler de geçecek, bunları da duyacaksınız ama bu isimler ağırlığında başlıca cüceleri tanıtmaya çalışacağız arkadaşlar. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Diyelim. Kazmışlar belayı çıkarmışlar. Özet bu. Evet. Tıpkı Yüzüklerin Efendisi'ne benzer bir hikayeleri var aslında. Daha önce de Facebook'ta bu tarz bir muhabbet dönmüştü. Bununla da ilintili. Zaten yorum yapmıştım. Hani çok da fazla ya kaçamıyorlar. En nihayetinde bu adamlar nasıl söyleyeyim, fantastik dünya yaratıcıları değiller, oyun dünyası yaratıcıları ama gayet güzel bir dünya yarattıklarını düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi bu karakterlerin işte mesela diyeceğim ki ben Magni Bronzebred diyeceğim. Anasının köküne kadar hikayeyi anlatmayacağım. Belli kesitler vereceğim. Belli ana başlıklarla yürüyeceğiz burada. Magni Bronzebred ile başlayacak olursak arkadaşlar... Daha önceki Hinterlands anlatımımızda 3 Çekişler Savaşı'ndan bahsettik. Yine aynı savaştan cücelerin yaratılışında da bahsettik. Bu 3 Çekişler Savaşı, kısaca tekrar özet geçiyorum. 3 Çekişler Savaşı, cücelerin Yüce Kralı Modimus Anmilmar öldükten sonra 3 cüce klanı arasında çıkan savaşa verilen addır arkadaşlar. Bebeğim gel, bitti. Bu üç cüce klanının arasında yapılan savaş sırasında şöyle bir görsel sizinle paylaşmak istiyorum. Müsaadeniz var ise eğer. Yukarıda küçükçe ama şöyle de büyütebilirim. Modaran Bronzebred isimli bir cüce. Bronzebred'leri Sorcerer Thane Tarisyan, Dark Iron'ları ve Thane Wildhammer'da, ki adı bilinmiyor o yüzden Thane deniyor, hani lider anlamına gelen Thane Tarisyan, Wildhammer'da Wildhammer'ları yönetiyor arkadaşlar. Bu savaşı
Bronze Blade'ler kazanıyor ve Iron Forge'a yerleşiyor kısaca. Bu savaştan sonra, çıkalım bebeğim bölgeden çıkabiliriz. Kısaca bu savaştan sonra Bronze Blade'lerin lideri Magni oluyor arkadaşlar. Magni o ekranda görüyorsunuz, şöyle gameplay'i de kapatmayalım. Yeteri kadar büyük olduğunu düşünüyorum görselin. Bir yandan da oyunumuza devam edebiliriz. Magni, Muradin ve Bran 3 kardeşler. Bu 3 kardeşten en büyüğü Magni Bronze Blade. Bu sebepten dolayı kral oluyor arkadaşlar. Magni'nin hikayede dokunduğu önemli noktalardan bahsedelim. 3 çekişler savaşından sonra kral oldu dedik. Ve ne oldu böyle? Magnin deyince, cümlenin devamı gelmedi. Yani. Ha, yok. Hani dedik, devam ediyorum. Bence Magnin'in World of Warcraft lore'unda en derine, yani en temel, en büyük dokunuşu Ashbringer'ı yaratmasıyla oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bir nasıl söyleyeyim, cursed bir element buluyorlar. Bir ışık, bir taş kaynağı buluyorlar. Fairbanks ve Mograine eşliğindeki bazı paladinler ve Priest'ler bu şeyleri, adını size söyleyeyim, bu artifaktı nasıl söyleyeyim, kurtarıyorlar, ışığın gücüne döndürüyorlar ve o zaman kimdi? Sidon Dathrohan galiba arkadaşlar, paladin. O diyor ki gidin, bunu Ironforge'da bir cüce var, çok yetenekli. Bunu silah olarak yapın ve Scourge olan savaşımızda kullanalım diyor ve Fairbanks ve Alexander Mograine Ironforge'a geliyor. Daha önce belki size şeyde göstermişizdir oynadığımız zamanlarda Great Anvil denilen yerde bu silahı dövüyor arkadaşlar. Nereden çıkıyoruz ya? Yanlış kayboldum. Hayır, kaybolmadım. Doğru gidiyorduk. Bizi aldım başka bir yere götürdüm. Magni'nin bence dediğim gibi oyun tarihinde, oyunun lore'unda en nasıl söyleyeyim, büyük dokunuşu Ashbringer'ı yaratması oluyor. Arkadaşlar şunları ben bir yetişeyim. Nerede olduklarını bulamadım. Buradan çıkış gel. Şöyle kısaca notlarıma bakıyorum. Baktım. Bana sorarsanız onun dışında Magni biraz sığ kafalı. Hani taş kafalı diyeceğimiz insanlardan ya da cücelerden diyelim. Ben bu karakterin bu yönünü sevmiyorum. Şöyle aşkım. Magni hiç oğlu olmadığı için kızını pek sevmiyor. Yani kızının doğru bir varis olduğunu düşünmüyor. Anladın mı? Ve bundan dolayı hani artık kızına mı kızgın bilmiyoruz ama Moira Bronzebred'e hani dediğim gibi çok saygı duymuyor. Ama artık geleneklerinden mi geliyor, kendi düşüncesini bilmiyoruz. Aynen pis atarikillerden bir tanesi olarak konuşabiliriz. Ve bu 3 çekişler savaşından sonra Bronze Blade'ler kazandı demiştik. Dark Iron'lar Redrit Mountains'a yerleşmişti. Oraya ayrı şöyle bir şimdi Magni'ye es vereyim. Orada farklı bir hikaye anlatayım. 3 çekişler savaşından sonra arkadaşlar Dark Iron'lar Wildhammer'ların kurduğu kuzeydeki Grim Battle ve Bronze Blade'lerin kontrolünde olan Ironforge'a tekrar saldırı düzenliyorlar. Ve bu saldırıyı neredeyse kazanmak üzereler. Ancak ikiye bölünmüş orduları kaybediyor. Şurada görselde gördüğünüz Moddat denilen dişi, yani Sorcerer Tain Tarisya'nın eşi olan dişi cüce ölüyor. Ve Grim Battle şehrinin lanetlediği söyleniyor. Onun dışında da Ironforge'da kaybeden Kral Tarisya'nın da geri çekilmek zorunda kalıyor Redgis'e. Ve bu cüce şeyini, itibarını ve krallığını geri alabilmek için dağın derinliklerinde bazı elemental minyonları uyandırmaya çalışıyorlar. İşte Flame Waker'lar. Mesela o yılan şeklinde süzülen şeyler var ya. Ya da işte bazı ateş elementler. Ancak gereğinden fazla kazdıkları için kadim yaratıklara ulaşıyorlar ve Ragnaros'u uyandırıyorlar. Ve Ragnaros'u uyandırdıklarında tabii Ragnaros kimsiniz lan, kontrol falan filan yok. Çıktığı gibi Tarisyanların kurduğu şehri
oracıkta yok ediyor. Orada yukarıda gördüğünüz bu Tarisian ailesinde gördüğünüz Kral Tarisian da ölüyor ve komuta Daggran Tarisian'a kalıyor. Daggran Tarisian bu Muradin Bronzebreed'in kızı olan Moria Bronzebreed'i kaçırıyor arkadaşlar. Ve klasik expansion'ında Muradin bize diyor ki, yani Hero'lara şunu söylüyor. Gidin kızımı kurtarın, kızım captive diyor. Yani ele geçirilmiş durumda. Ancak tabi Magni'nin göz ardı ettiği durum şu. Moria bir esir muamelesi görmüyor. Daggran Tarisian tarafından saygı gösteriliyor. Herhangi bir büyü altına alınmıyor. Hani mind control yemiş durumda değil. Ve bundan etkilenen Moria Daggran Tarisian'a aşık oluyor. Yani Muradin'in kızı, hala Muradin'deyiz. Çünkü tekrar bu isimleri anacağız. Ha bak söylemiştim diyeceğim. O yüzden önemlidir arkadaşlar. Moria artık bir Tarisian oldu. Artık Moria Bronzebreed diremiyoruz. Diyemiyoruz. Daggran Tarisian'a aşık olduktan sonra onunla evleniyor. Dark Iron'ların Queen'i oluyor. Ve Daggran'dan hamile kalıyor arkadaşlar. Zekron hoş geldin. Şimdi Magni'nin Lord'daki hikayesinde şöyle bir konuma gelmiş olduk. Magni Bronzebreed şu an hala işte klasik şeyini düşünün, expansion'ını düşünün. Ironforge'ı yönetiyor. Daggran ve Moria Dark Iron'ları yönetiyor. Bir Kurdran var, ona da geleceğiz. İsmini şimdi ilk defa anlıyoruz. Kurdran Wildhammer'da Wildhammer'ların lideri. Ancak o gidecek Dark Portal'dan, ondan da bahsedeceğiz. Magni'nin bir torunu var yani şu anda arkadaşlar. Bir torun gelecek. Yani şu anda soyu en köke kadar dayanmış olan soy isim Bronzebreed oluyor bu anlamda. Arkadaşlar söyleyeceğim bir diğer konu. Cataclysm Expansion'ı geldiğinde, bu elementlerin uyanışı döneminde Ulduar'da bulduğu Titan tabletlerini okumaya karar veriyor ve Ironforge'un altına iniyor bir mahzene. Burada bu tabletleri okumaya başlıyor. Ancak tabletler hani ne denir? Bir nevi lanetli. Tabletler Magni'nin kendisini taşa döndürüyor. Taşa dönüştürüyor. Ve Magni Cataclysm Expansion'ı boyunca bu şekilde kalıyor. Ancak Cataclysm Expansion'da başka bir olay daha patlak veriyor. Nedir o? Yine bazı isimlere tekrar tekrar değinmiş olacağım. O da şu. Moria tekrar Ironforge'a dönüyor. Ve aslında nasıl söylenir? Pek de hani tahtı ele geçirmek amaçlı geri dönmese de sanki ele geçirmek istiyormuş gibi zannediliyor. Ve King Varian Ironforge'a bir sefer düzenliyor. Bütün çıkışları kilitliyor. Deep Grand Tram'dan geliyor ve Ironforge'un içine giriyor. Moria'yı kıstırıyor. Ve tam Moria'yı öldüreceği sırada Anduin, Viren, Jaina'yı ikna ediyor. Jaina'yı ikna edip Ironforge'a bir portal açtırıyor ve babasının bu eylemine engel oluyor. Ve Moria burada öldürülmüyor King Viren tarafından. Ve Alliance'a bağlılığını kanıtlaması isteniyor, bekleniyor. Ve bu olaydan sonra 3 temsilci Ironforge'u yönetmeye başlıyor. Bu temsilciler meclisini King Varian kurmuş oluyor arkadaşlar. King Varian bu temsilciler meclisini kurduktan sonra Dark Iron'ları Moria Tarisian, Bronzebreed'leri Muradin, çünkü Magni o mahzende taşa dönüşmüştü hatırlarsanız. Ve başka şimdi Kurdran Wildhammer, Wildhammer'lardan arkadaşlar. Magni annesine babasına el kaldırdığı için taş oldu sanıyordum. Yok arkadaşlar, lanetli bir tablete dokunduğu için taşa dönüşüyor. Falstad şöyle geçiyor. Orada da bir hani komik mi dersin ya da işte romanda mı geçiyor? Pek oyunda biz görmedik bu hikayeyi. Kurdran Wildhammer sadece diyor ki hani biz Dark Iron'ların şeyini kabul etmiyoruz diyor. Bu orada bir Modimus Anmilmar'ın çekicinin şeyi muhabbeti dönüyor. Adını sen söyle.
3 tane artifekten oluştu. İşte her klana birer artifek parçasını verelim. Adını sen söyle. İşte hani her klanda birer parça olsun desin. Oğuzhan demişti hani Falstad yok mu diye. Kurdran sürekli şey, onu sen söyle bebeğim. Savaşmaya yönelik bir hayat geçirdi. Çünkü orkların geldiği portaldan daha sonra Draenor'a gitti. Bu hordu bitirmek için. Hatta şeyde neydi onu söyle, Stormwind'in önündeki heykellerde kendisinin de yeri vardır. Oraya gitti ve orada sürekli bir savaş halindeydi. Hatta bu Kurtran Wildhammer'da bahsedeceğiz. Shadowlands miydi? Shadow bilmem ne Lands, yani Outland haritasında geçen. Orada Alliance Expedition'ın kurucusu oluyor. Anlatabildim mi? Daha sonra Muradin, Magni'nin kardeşi, çekiyor kenara. Diyor ki hani yanlış yoldasın. Bu hani bize artık şeyden, King Varin'den kaldı. Bu bize böyle söylendi. Ayrıca Moira hani kardeşimiz, yani bizim, benim kardeşimin kızı. Yapma şu bu falan, dinlemiyor. Savaşmak istiyor şu bu falan. Oradaki hikaye çok daha farklı ve derin. Ancak Muradin onu durduruyor ve diyor ki kardeş hadi git yoluna, yerine başka birisi gelsin diyor. Orada hani bir ikna ediyor, hani böyle dövüp de kovmuyor. Kurdran da kabul ediyor açıkçası bu olayı ve kendisi yerini terk ediyor. Twilight Highlands'te Expedition'ı yönetmeye karar veriyor bu Grim Battle'ın olduğu bölgede. Ve yerini Falstad Wildhammer'a bırakıyor. Yani Oğuzhan'ın dediği şey doğru ama öncelikle Lord'a Kurdran Wildhammer bu üç temsilcinin başına getiriliyor. Bu sırada arkadaşlar Cataclysm Expansion boyunca Moria babasını sık sık ziyarete gidiyor. Sık sık işte onu sevdiğini söylüyor, yaptıklarını anlatıyor. Yani o taşın içindeyken, o kristalize olmuş durumdayken sürekli onunla konuşuyor ve bir gün Magni bu kristalize halden kurtuluyor ve ilk gördüğü kişi kızı Moria oluyor ve Moria'ya şunu söylüyor, hani sürekli olarak seni duydum, seninle gurur duyuyorum, yaptıklarından utanç duyuyorum diyor ve hani kızından özür diliyor ve gidiyor. Artık kendini daha çok Azeroth'a adıyor söylenenlere göre. Bu taşlaşmış durumdayken, hani kristalize durumdayken Azeroth'un sesini duyduğu söyleniyor. Ve Legion Expansion'ında Magni bize bu kristalize haliyle karşımıza tekrar çıkıyor artık kendi benliğinde ve kendi iradesinde. Ve bize Pillars of Creation'ı gösteriyor Legion'ı durdurabilmemiz için. Ve şu anda Retail dediğimiz oyunda Battle for Azeroth Expansion'da Magni Bronzebreath'i Champions of Azeroth grubunun lideri olarak görüyoruz. Heart of Azeroth'ta bulunuyor. Ve Azeroth'un Titan ruhuna saplanan kılıçtaki açılmış yarayı engellemeye çalışıyor. Şu ana kadar bildiğimiz bu. Magni'nin ana şeylerle, hatlarla Lord'a geçirdiği hikaye bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer bir cüce arkadaşa geçelim. Muradin'e geçelim. Hemen bir Muradin'e giriş yapalım hiç ara vermeden. Muradin arkadaşlar bu Bronzebreath'lerin ortancası. Yani ikinci büyük olanı, ikinci eldest olanı. Ve sürekli olarak savaş sahnelerinde yoğrulmuş, savaşlar, çokça savaş görmüş bir cüce. Orkazmodan. Muradin birinci savaşa şahitlik yapıyor. İkinci savaşta direkt olarak Ironforge'un savunmasında insanlarla birlikte yer alıyor ve ikinci savaşta hani nasıl söyleyeyim bayağı bir tecrübe kazanıyor. En çok tecrübe sahibi olduğu savaş ikinci savaş olduğu kabul ediliyor. Arkadaşlar ikinci savaşta aldığı nasıl söyleyeyim hani gösterdiği yüksek başarılardan dolayı yardıma Lordaeron krallığına gönderiliyor ve King Terranus'un emrine giriyor. Tabii bu sırada çünkü kral olan Magni. Hani herhangi bir kral iddiası yok. Ve
King Terranos oğlunun eğitimi için Muradin Bronzebreed'i görevlendiriyor arkadaşlar. Kral yani Prens Arthas Warrior'lık eğitimini Muradin'den alıyor. Paladinler biliyorsunuz hem ışığın hem de Warrior'ın insanları olduğu için bir Warrior'lık eğitimleri de almaları gerekiyor. Prens Arthas'ı da Warrior olarak eğiten kişi Muradin Bronzebreed'dir arkadaşlar. Sizin ekranınızda hala görsel var mı? Var, güzel. Şu ortadaki arkadaş yani Bran'ın solundaki işte o dişi dwarf'ın sağındaki cüce arkadaş. Ve hatta şöyle eğer Heroes of the Storm oynuyorsanız 3. Savaş Gazisi diye de bir skill'i vardır. Onun nereden geldiğine şimdi değineceğiz. Çünkü Arthas işin içine girdiği zaman artık Terranos, Lordaeron ve Arthas'ı duymaya başladığımızda hepimiz biliyoruz ki 3. Savaş'ta yani Scourge'a karşı olan savaşla alakalı şeyler başlıyor demektir. Şöyle bir kısaca göz gezdiriyorum. Evet şimdi Arthas eğittikten sonra Arthas Paladinlik eğitimini almak için Uther'in emrine giriyor. Ve ranked olarak yani Paladinlerin arasında rütbe olarak Uther'in altında yer alıyor. Artık Muradin'le işi bitmiş oluyor. Hatta şöyle bir anekdot vardır orada. İşte Muradin'i dövene kadar yani Muradin'i devirene kadar eğitimini alıyor. Arthas Muradin'i devirdikten sonra eğitimi tamamlandı. İlan ediliyor ve Paladinlik eğitimine gidiyor. Buradan sonra Muradin kardeşiyle birlikte, diğer kardeşiyle birlikte Expedition açılıyor. Explorers League ile. Explorers League dediğim şey Kaşifler Guild'i hani ya da Kaşifler takımı. Böyle dünyanın çeşitli yerlerine gidip el değmemiş yerler, bilinmedik yerleri keşfedip ve hani buralar hakkında bilgiler toplayıp hani buralara sahip olmaya çalışan bir grup. Bu gruba katılıyor. Arthas süre gelen olaylarda çok hızlıca anlatacağım. Dikkatle dinleyin. Çok hızlıca geçeceğim. İşte Lordaeron krallığına Scourge bulaşıyor. Kel'Thuzad'ı buluyorlar. Artık Uther'le birlikte gidip Kel'Thuzad'ı öldürüyor. Oradan Stratholme'a gidiyor. Stratholme'da Mal'Ganis bunu kuzeye lürlüyor. Mal'Ganis öldürmeye and içiyor. Daha sonra kuzeye doğru yol alıyor Arthas. Ve kuzeye doğru yol aldığında biliyorsunuz Uther'le arası ayrılıyor. Anlattık. Kaçıranlar için YouTube'da bir de Türkçe altyazılısı var. Yol ayrımına giriyor işte. Biniyor gemilere Arthas kendi başına kuzeye doğru gidiyor Mal'Ganis'i avlamaya. Ve burada arkadaşlar Muradin'le karşılaşıyor. Ve yolda bir Runeblade'in adını duyuyor ki bu Eda'nın duvarının arkasında yer alan Frostmourne kendisi. Frostmourne'un işte Mal'Ganis'i durdurabilmek için işte tek silah olduğuna inanıyor falan filan. Velhasıl arkadaşlar Muradin hikayeye ağır olarak burada girmeye başlıyor. Evet, göstermeli anlatın. Arthas kuzeye gitti, Muradin'le karşılaştı. Ve Muradin normalde bir warrior biliyorsunuz söyledik, savaşçı bir ruhu var. Arthas bir şekilde Muradin'i ikna ediyor bu Runeblade'in peşine düşmeye. Ama henüz Muradin bu Runeblade'in yani lanetli olduğunu bilmiyor. Bu Runeblade'i buluyorlar bir bölgede, bir lokasyonda diyelim, bir mağarada. Arthas Muradin'le birlikte içeri giriyor ve Muradin diyor ki bir saniye. Üzerinde tablette bir yazı var ve okuyorlar işte işte bunu alan Tos, bunu yazan Tosun. Neyse diyor ki arkadaş bu silah lanetli. Hiç bulaşmayalım, başımızı iş açacak diyor. Arthas da diyor ki ben halkım için her şeyi kaldırmaya, her laneti omuzlanmaya hazırım diyor. Ve patates oluyor. Yok, patates olmuyor. Arthas kılıcı eline alıyor ve kılıç patlıyor. Yani kılıcın etrafındaki o buz kütlesi patlıyor. Ve bu parçalanan buz kütlesi Muradin'in kafasına geliyor. Muradin yani yerde baygın şekilde dururken Arthas onu tekrar kaldırmaya çalışıyor, dürtüyor, işte heal atıyor falan. Paladin yani. Ancak yok işe... Yok ya, şey yapmıyor. Müdahale etmiyor Arthas ona. Onu öldü deyip bırakıyor da dedik. Yok şöyle yazıda şey diye geçiyor abi lore şeyinde. Hani bu müdahale etmeye başladığı anda kılıcı eline almış olduğundan dolayı Ner'zhul seslenmeye başlıyor. Hani bırak, yürü, devam et gibi. Benim okuduğum böyle ama sen de haklı olabilirsin. İddialaşmayacağım.
Sen demek istediğimi anladın ama değil mi? Direkt gidiyor, müdahale etmiyor. Warcraft 3'te öyle olduğunu biliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bugün not almak için kısa küçük bir araştırma yapayım istedim. Orada bu şekilde geçiyor. İddialaşmıyorum. Aynı şey yol arkadaşını, öğretmenini, savaşmayı öğrendiği adamı o mağarada ölü şekilde bırakıyor arkadaşlar. Biz Muradin Bronzebreed'i burada öldü zannediyoruz. Aslında arkadaşlar Muradin ölmüyor. Bir vakit sonra kalkıyor ve devam ediyor. Ancak hafızasını kaybetmiş bir şekilde. Bu sırada tabii işte çeşitli badireler atlatıyor. Ve bir Stormpeaks'te Frostborn denen bir gruba rastlıyor. Frostborn'ların da o zamanlar bir Jormungar derdi var. Bu Jormungar derdini halletmesini istiyor. Onların da bir kehaneti var. İşte bu Jormungar dediğimiz bu ara çok büyük solucanlar, kar solucanları. Bu Jormungar sorunumuzu kim çözerse kralımız odur gibi bir kehanetleri var. Muradin de duruyor bu tehlikeyi onlar için ve onların lideri konumuna geliyor bir anda. Daha sonra en küçük kardeş... Ne oldu bebeğim? Açma, sen anlatmaya devam et. En küçük kardeş Bran çeşitli keşiflerini yaparken, sağda solda kovalanırken kardeşine rastlıyor. Ancak onu ne adı tekrar ezberimde yok. York Stormheart olarak tanıyor ve tabii direkt olarak yani recognize tanıyor yani kardeşini. O da onu görünce hafızası yerine gelmeye başlıyor. Bran bu sırada büyük ağabeyi Magni'yi çağırıyor çünkü Magni de küçük kardeşinin öldüğünü zannediyor. Haberi duyan Magni koşarak geliyor, buluyor ve nasıl söyleyeyim bir aile birleşmesi yaşanıyor. Bu sırada da Muradin'in hafızası kendine geliyor. Arkadaşlar ancak o hani hala Frostbornların nasıl söyleyeyim lideri olarak anılır kendi içinde. Soracaklarınız yok, ekleyecekleriniz yok. Tamamdır, devam ediyorum. Burada kendini tanıdıktan sonra olan olaylar birden aklına gelmeye başlıyor Muradin'in. Ve çok hızlı hikayeler dönüyor. Icecrown Stead'la yapılan Argent Crusade'in düzenlediği işte oluşuma dahil oluyor. Ve hatta Icecrown Stead'ın içine girdiğimizde Muradin de bizimle birlikte yer alıyor arkadaşlar. Icecrown Stead'ın içinde Skybreaker dediğimiz bir hava taşıtını Alliance adına kontrol ediyor. Bu hava taşıtında işte karşı Horde da kendi hava taşıtıyla buraya saldırıyor. Horde'lara karşı zaferi kazandıktan sonra Saurfang'in oğluyla, hatırlar mısınız bilmiyorum ya da biliyor musunuz bilmiyorum. Yeri gelince anlatırız. Bir kez de bizden dinlemiş olursunuz. Eminim birçok kişi anlatmıştır. Ya da birçok yerde okumuşsunuzdur. Radgate'de Bolvar'la birlikte Saurfang'in oğlu yenik düşüyorlar. Saurfang'in oğlunu Lich King mind kontrolünü alıyor. Ancak Bolvar'ı da esir bir şekilde Icecrown'a kapatıyor. Zincirleyerek kapatıyor. Muradin'in eşliğinde Saurfang'e saldırıyoruz. Hatta Saurfang'i yani oğul Saurfang'i öldürdükten sonra baba Saurfang çıka geliyor. Bırak oğlumun cesedini alayım diyor. Muradin burada biraz kalın kafalılık gösteriyor. Onu alabilmen için işte önce bizi geçmen lazım gibi bir harekete girişiyor. Orada King Viren devreye giriyor. Bırak hani sal. Adam evladının cesedini alsın falan. Ne yapıyorsun hayvan ol hayvan diyor. Ve hani Magni o şey Muradin'i orada ikna ediyor. Bu görev yaptıktan sonra bir köye falan dönelim. Tamam. Çünkü... Bakıyorum. Ve az önce mesela aslında anlattım ama tekrar bir değineyim. Cataclysm'in expansion'dan sonra King Viren hatırlayın işte 3 temsilci olayını getiriyor işte Moria ile yaşanan olaylardan sonra
ve Bronze Breath'leri Muradin Bronze Breath temsil etmeye başlıyor. Rookie hoş geldin abi. Yine az önce söz ettik. Kurdran'ı yaptığı yanlıştan geri döndüren kişi Muradin oluyor. Ve Falstad'ı bu 3 temsilci yani 3 representative konumuna getiren kişi yine Muradin oluyor arkadaşlar. Onun dışında şu ana kadar herhangi bir değişiklik olmadı. BFA expansion'ın sonuna kadar yani bizim oynadığımız retail'e kadar Muradin hala Ironforge'da Bronze Breath'lerin temsilcisi ve hala orada duruyorlar. Moria, Muradin ve Falstad'ın üçünü görebiliyorsunuz. Bran Kızılsakal arkadaşlar. Ailenin en küçüğü, üç kardeşin en küçüğü. Ve hani 1. ve 2. savaşı görmüş olmasına rağmen, bir warrior olmasına rağmen nasıl söyleyeyim? Kaşif ruhlu, biraz daha gezgin kafalı bir nasıl söyleyeyim karaktere sahip. Bronze Bear Kızılsakal hayır. Direkt Kızılsakal diye çevirirsin. Aynen. Orada bronz olarak değil yani bronz demirden değil ya sakallı adamın. Bronz rengi de kızıl tonlarında olduğu için kızıl ton daha mantıklı. Ama şey derler. Kızılsakal derler değil mi? Kızılsakal daha mantıklı. Ben Utku'yla aynı fikirdeyim burada. Materyaliz. Beard da haklıydın ama Kızıl'da haksızsın. devam edelim. Explorer Ligi'nin ligi dediğimiz bu kaşifler topluluğunun en aktif üyesi. Şöyle söyleyebiliriz. Azeroth'ta keşfedilen, yani yeni keşfedilen yerlerin, hani haritaya yeni dahil olan yerlerin birçoğunda parmağı vardır. Hani kendisi keşfetmiş diyebiliriz. En önemli şeyleri bir tane maymunu var. Adı Gilip. Bir tane de Grifon'u var. Adı Grifhaden diye geçiyor. Bayağı bildiğim böyle maymunuyla baba oğul tarzında bir ilişkisi var. Hatta bir kaybolduğu sırada yanlış hatırlamıyorsam hangi kardeşin ondan emin değilim ama kardeşlerinden birine mektup bırakıyor. Diyor ki Glippy yani o orangutanın maymununu için lütfen hani avlamayın, öldürmeyin. Onun tek ihtiyacı olan şey yemek ve sarılmak, kucaklaşmak istiyor diye böyle bir mektup var. Bu iki hayvanını özellikle çok seviyor. Klasik expansion'da Strength Lethorn Vale'da görüyoruz kendisini. Zul grubun keşfinde ön ayak olan arkadaş bu. Zaten şu anda bu oyunu oynayan arkadaşlar vardır. Oraya da gitmiş olan arkadaşlar da vardır. Orada mutlaka görmüşsünüzdür kendisini. Böyle tüfeğiyle, işte ekibiyle falan orada bir kamp kurmuş şekilde bekliyor. Size questler veriyor falan filan. Yine klasik expansion'ında burada göreceğiz. Siltus'ta Shifting Sand savaşından sonra Specter of Shifting Sand denilen bir mace, bir item'ın bulunmasında ve Ankiraj'ın kapılarının açılmasında ön ayak oluyor. Ve yine kuzeye gittiğimizde Northrend'de de kendisini görüyoruz. Stormpeaks'de özellikle çok aktif olarak rol oynuyor. Özellikle House of Storm'da o Forge of Will'in keşfedilmesinde çok önemli bir yeri var. Hatta direkt o keşfediyor. Ondan görevler alıyoruz dungeon içinde. O kapıları bize o açıyor. Uçayla gelmiş böyle bir yerde hatırlar mısınız bilmiyorum. Orada bir görev alışverişine giriyorduk. Daha sonra bir sonraki expansion'da yani Cataclysm'de kendisini Uldum'da görüyoruz. Uldum'da Harrison Jones dediğimiz Indiana Jones çakması arkadaşla görevler yapmaya başlıyor. Orada da yine House of Origination, Will of Origination bulunduğu yerde görevler yapıyoruz kendisiyle. Yani birçok böyle keşfetme, işte yeni topraklar, yeni bilgiler yapma şeyinde Bran Bronze Beard, Kızıl Sakalı görüyoruz arkadaşlar. Onun dışında raid olarak en aktif olarak Ulduar'da Yogg-Saron'un tutsak edilmediğini, Yogg-Saron'un baya Ulduar'da Titan Keeper'ları ele geçirdiğini, Titan Keeper'ları yönettiğini keşfeden arkadaş yine Bran oluyor ve geliyor Dalaran'da Ronin, Jaina, işte King Virion, Thrall gibi arkadaşları uyarıyor. Ve daha sonra Algolon'a kendimizi kanıtlama
sırasında yine Brand bizimle birlikte oluyor. Hani burada nasıl söyleyeyim, o sistemin aktive edilmesi, nasıl söyleyeyim, devreye sokulması ve işte işlemesi konusunda, o neydi, House of Celestial bilmem ne miydi? Adını tam hatırlayamıyorum. Celestial bir oda böyle. Sadece yıldızların var olduğu bir yer. Algolon'a karşı savaşırken bizim yanımızda bulunuyor. Onun dışında arkadaşlar, notlarıma şöyle bir sizin için kısaca bakıyorum. Her şeyden bahsetmişiz. Bran'ın yaptığı keşifler başlıca şunlar. Elflerin trollerden geldiğini keşfeden kişi Bran'mış arkadaşlar. Bunu ben bugün yeni öğrendim. Bran'ın en büyük hayali okullar için kitaplar yapmak. Bu ara Krosic Chimbiaru. Teşekkür ederiz abonelik için. Hoş geldin. Kesene bereket. Aramıza hoş geldin. Ben de okuyorum onu. Japonca. Chimbiaru. Onun dışında ikinci savaşta captive edilen, esir düşülen orklardan orkça öğrendiği ve bu nedenle horda da görev verebildiği biliniyor. Pandaria'da şah gücünü ilk keşfeden, ilk sezen kişi olduğu söylenmiş. Ve dünyada aynen az önce tam notlarımda bunu almışım. Dünyada birçok yeri ilk keşfeden kişi Bran olarak geçiyor arkadaşlar. Bran'la ilgili atladığım yer olabilir. Çok da derinlemesine girdiğimi söyleyemem. Teşekkür ederiz. Hoş geldin. Oğuzhan'cığım, Bran'la ilgili atladığın bir yer var mı? Ya da yanlış söyledin dediğin yer var mı? Aklıma gelen bir yer yok abi. Bir sonraki karakterimiz Moira. Moira. Arkadaşlar, Moira. Bronzebeard. Kızıl sakal, neyse. Artık o isimle anmayacağız. Çok şükür. Kendisi Magni'nin kızı olur. Ve kaçırılıyor. Bundan bahsettim. Dagran Tarisyan tarafından Shadowforge City'ye getiriliyor. Dagran kendisine nasıl söyleyeyim, saygı gösteriyor dedik. Anlattık. Hemen bu yayının başında tekrar etmeyeceğim. Dagran'la evleniyor ve artık bir Tarisyan oluyor arkadaşlar. Moria'nın hikayede en derin, yani en böyle çıkış yaptığı, zirve yaptığı noktalar Cataclysm Expansion'ından sonra Ironforge'a geri dönüyor olması bahsettik. King Viren'la yaşanan hadise bahsettik. 3 tane 3 çekicin reprezentatif olarak, yani temsilci olarak Ironforge'u yönetiyor durumuna gelmesi ve Dark Iron'ların bu abla tarafından yönetiliyor olması. Şu anda Moira'nın nasıl söyleyeyim, stratejik bir politika izlediği düşünülüyor arkadaşlar. Çünkü bir kızıl sakal, yani Bronzebeard toruna sahip, yani oğlu aynı zamanda bir Bronzebeard ve aynı zamanda Dark Iron'ların varisi, tek varisi olan kişi yine kendisinin oğlu. İleride benim düşüncem büyük ihtimalle bu oğlan ya da bu abla Ironforge'u komple yönetimine altına alacaktır diye düşünüyorum. Yani Muradin'e bir şey olacaktır ya da nasıl söyleyeyim, işte Wildhammer'lar bir göreve dahil olacaktır. Ironforge'un yönetimi bu ablaya kalacaktır. Çünkü Mist of Pandaria Expansion'ı geldiğinde şöyle bir olay yaşanıyor arkadaşlar. King Viren geri geliyor Ironforge'a ve diyor ki benim Zandalar trolleri ile ilgili bir problemim var. Zandalar trollerine karşı olan savaşta bana kim yardımcı olacak diyor. 3 tane cüce temsilcisinin karşısına dikiliyor. Bronzebeard'lar diyor ki biz olmayacağız. Arkamızı döndüğümüz anda Dark Iron'lar Wildhammer'ları öldürür. Daha sonra da Ironforge'u ele geçirir diyor. Aynı şekilde o zamanlar Zandalar troller var mıydı? Zandalar troller hep vardı oyunda abi. Yani oyunun en başından beri varlar arkadaşlar. Yani sadece belki bazı yerlerde normal troll olarak gördük ama oynanabilir değildi ya da hikayeye direkt dahil edilmiş değildi. Yeni karakter formları yoktu ama hep varlardı hikayenin en başından beri. Şöyle söyleyeyim, hatta Zandalari trolleri bu troll klanları dağılmadan önceki ilk ana
troll kabilesinin şeyi. Bu borcunun babası var ya, o ne ayak isyan falan çıkartıyor. İşte o troll klanların dağılması söz konusunda. Onu Onur, Küçük Onur diye bir arkadaşımız var. Onunla yaparız. Kendisi tam bir troll lore dehasıdır. Şey çıkarmıyor, ayrılıyor. Yani istemiyor, kabul etmiyor şeye katılmayı. O o değil mi? O ayrı. Senin dediğin Amaniler tekrar Zandalari'yi birleştirelim şeyine geliyor. Orada Vol'jin kabul etmiyor. O ayrı bir konu. Orada Vol'jin kabul etmiyor. Burada Vol'jin'in babasından bahsediyor. Böyle bir S verdikten sonra devam ediyoruz. King Viren tekrar dönüyor Wildhammer klanına. Diyor ki gelin katılın. Aynı cevabı alıyor. Devam, takip et. Devam edeceğim aşkım. Sen çocuk seni bekliyor. Aynı cevabı alıyor. Abonelik için teşekkür ederiz. Aramıza hoş geldin. Genryu, Sayin, Mito. Abi bugün Japonlardan gidiyoruz. Hadi bakalım hayırlısı. Anime karakterleri isimleri gibi. Teşekkür ederiz abi de desteğin için. Kesene bereket diyelim. Şu Moira'yı anlatayım. Daha sonra Moira öne çıkıyor. Ve King Viren'e şunu söylüyor. Ben diyor kuzenlerimin aksine size yardımcı olacağım diyor. Ben diyor diğer kuzen şeylerime, klanlarıma güveniyorum diyor. Evet. Ve nasıl söyleyeyim hani King Viren'e yardımcı oluyor. Zandalar Troll tehdidi, Eastern Kingdoms'taki Zandalar Troll tehdidi bertaraf ediliyor. Moira burada bir zafer kazanıyor. Hatta King Viren diyor ki gel bu zaferi kardeşlerine anlatalım ki utansınlar diyor. Moira da şöyle bir cevap veriyor. Ben onların utanması için yapmadım bunu. Kendimi ittifaka, Alliance'a ait olduğumu gösterebilmek için, kanıtlayabilmek için yaptım diyor. Yani artık o Dark Iron'ların düşmansı şeyi yok. Hani artık bir savaş halinde değiliz. Biz de artık bir yani sıradan bir cüce klanıyız ve ittifaka dahiliz mesajı veriliyor. Soyfong aramıza hoş geldin. Teşekkür ederiz takip için. Hoş geldin. BFA expansion'da yani Battle for Azeroth expansion'ında Dark Iron klan cücelerini açıyor olmamız Elite Race olarak geldi. Temeli buraya dayanıyor. Yani tam Mist of Pandaria expansion'da dayanıyor. Yani Moira'nın bir başarısı olarak görüyoruz. Bilmem anlatabildim mi? Zaten Moira'nın nasıl söyleyeyim hikayedeki diğer yerlerini önceki arkadaşlara da anlatırken bahsettik. Hani çok da anlatılacak bir şey kalmadı. Ekleyecekleriniz varsa alayım, yoksa Oğuzhan'a soruyorum. Ekleyeceğiniz var mı Oğuzhan'cığım? Yok. Moira'nın çocuğunun %80'i kaş. %80. Şu kalan 3 cüceye de değineyim. Hızlı hızlı. Zaten adından çok bahsettik. Hızlı hızlı geçebilirim o yüzden. Arkadaşlar bu kalan 3 cüceden biri Kurdran Wildhammer. Arkadaşa Lord'a peak yaptı yani zirve yaptığı yerler en önemlileri. 2. savaşta Ogryn Doomhammer'a karşı savunmayı gerçekleştiriyor Lordaeron İttifakı'na karşı. Hinterlands'te bu hikayeyi anlattık, o yüzden çok derinlemesine girmeyeceğim ama adı bu listede yer alması gerekiyor. Çünkü 2. savaşın sonrasında püskürtülen orkların arkasından Draenor'a yani Outland'e nasıl söyleyeyim gidiyor ve heykeli Stormwind'e dikiliyor arkadaşlar. Ve yine adını siz söyleyin. Az önce bahsettik bu üç çekiç temsilcilik olayında Muradin'le arasında bir musumet geçiyor. İşte Dark Iron Dwarf'ların aradan çıkarmaya çalışıyor ve başarısız oluyor. Yani daha doğrusu Muradin durduruyor, aklını başına getiriyor diyelim. Ondan sonra kendisini Cataclysm Expansion'ında çok aktif bir şekilde görüyoruz. Adını siz söyleyin, Twilight Highlands'te. Ve beni bizi takip et. Şükrü bizi götürecek. Hakan bizi götürecek. Hakan Yalçın. Sağ olsun. Onun dışında Kurdran'ı yine Outland'de Shadow Moon
haritasında Alliance'a ait Expedition'ın lideri olarak göreceksiniz. Ve Skyri denilen efsanevi bir Griffon'a sahip. Ve bununla da hani çok ün yapmıştır. İkinci savaşta Lordaeron kuşatması sırasında savunma yaparken adını siz söyleyin efendim. Hani Skyri ile Dragonmaw klanının, orkların Dragonmaw klanına çok büyük bir savunma, yani efsanevi bir savunma gerçekleştiriyor. Ve Lordaeron'un kurtuluşunda önemli bir yer oynuyor. Onun dışında Kurdra'nın lore'a direkt dahil olmuş bir kısmı yok. Diğer taraftan Kurdra'nın yerini 3 çekiçler temsilciliğinde yerini bırakırken, pozisyonunu bırakırken yerine Falstad Wildhammer geliyor. Falstad Wildhammer'ın Lord'a pick yaptığı bir nokta var arkadaşlar. Evet, 3 çekiçler temsilcisi olarak şu an Ironforge'da bulunuyor. Bu önemli. Kurdran Draenor'a, yani Outland'e Expedition'a gittiğinde, yani keşfe gittiğinde, sefere gittiğinde Wildhammer'ların lideri pozisyonda. Hatta klasik paketinde, şu an oynadığımız pakette Aerie Peak, Hinterlands'teki Aerie Peak'in başında Wildhammer'ların lideri olarak bulunuyor Falstad Wildhammer. Heroes of the Storm'da oynanabilir bir karakter olarak, hatta Griffon üstüne binmiş seken arkadaş o. Ancak Lord'a peak yaptığı yer Ejderha'nın Günü isimli kitapta. Bunu oyunda pek göremiyorsunuz. Falstad, Ronin ve Vanessa Windrunner'a ne de onu size söyleyeyim. Alexstrasza'nın kurtuluşunda, yani kurtarma görevinde yolda karşılaşıyor ve direkt olarak yardımcı oluyor arkadaşlar. Peak yaptığı yer burası. Yine Hinterlands anlatımımızda anlattık. Ancak bu listeye koymadan geçemeyecektim. Falstad'ı eğer detay istiyorsanız o videodan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bununla birlikte bugünkü cüce insanlar, yani yüce cüceler dediğimiz listeye son verebiliriz diye düşünüyorum.